Tarihin İzleri sunar. Yurtta sulh, cihanda sulh. Bugün 13 Nisan. Tarih 13 Nisan 1796, Amerika Birleşik Devletleri'ne ilk kez bir fil Hindistan'dan getirildi. Tarih 13 Nisan 1870, Metropolitan Sanat Müzesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde kuruldu. Metropolitan Sanat Müzesi, The Metropolitan Museum of Art, The Met olarak da kısaltılabilir, dünyanın en büyük ve en önemli müzelerinden bir tanesidir. Manhattan, The Colisters adı verilen Orta Çağ sanatını barındıran bölümü bünyesinde bulundurur. Müzede Eski Doğu, Mısır, Yunan ve Roma dönemlerine ait eserler bulunmaktadır. Tarih 13 Nisan 1909, Osmanlı İmparatorluğu'nda 31 Mart olayı meydana geldi. 31 Mart vakası, isyanı, ayaklanması, olayı yahut hadisesi, 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul'da yönetime karşı yapılmış büyük bir ayaklanmadır. Rumi takvime göre 31 Mart 1325 tarihinde başladığı için bu adla anılmıştır. Tarih 13 Nisan 1919, Büyük Britanya askeri birlikleri, Hindistan'ın Pencap'taki Amritsar şehrinde 379 silahsız göstericiyi öldürdü. Amritsar katliamı, 1919 yılında Britanyalıların sömürgeleri altındaki Hintlilere karşı yürüttükleri sistematik katliamdır. 13 Nisan 1919 tarihinde Hindistan'ın Pencap'taki Amritsar şehrinde 5 Britanyalı vatandaşı isyan karşıtı tedbir olarak hazırlanan Rowlatt tasarısını protesto eden Hintliler tarafından öldürüldükten bir sonraki gün, tahminen 10 binden fazla Hintli, tasarıyı tekrar protesto etmek amacıyla Amritsar'da toplandı. Dağılmayı reddeden Hintlilere, Britanyalı Tuğgeneral Reginald Dyer'den verilen bir emirle, Gurkha birlikleri tarafından ateş açıldı. Resmi rakamlara göre 379 Hintli öldürüldü ve yaklaşık 1200 Hintli yaralandı. Bu katliamdan sonra, Tuğgeneral sıkı yönetim ilan etti ve kendi emrettiği katliamın sorumlularının bulunmasını istedi. Birkaç sözde sorumlu kamçılandı ve olay kapatıldı. Tarih 13 Nisan 1933, Yüksek Mühendislik Mektebi'ni, yeni adıyla İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitiren Sabiha ve Melek Hanımlar, Türkiye'nin ilk kadın mühendisleri oldu. İki kadın mühendis, kura sonucu Ankara ve Bursa Nafa İdaresi'ne, yani Bayındırlık Bakanlığı'na atandı. Tarih 13 Nisan 1949, Türk Kadınlar Birliği, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün eşi Mevhibe İnönü'nün onursal başkanlığında kuruldu. Kadınlar Halk Fırkası, KHF, Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan önce Nezihe Muhiddin öncülüğünde kurulan, Türkiye'deki ilk siyasal parti girişimlerinden biridir. Amacı, kadınlığı düşünsel ve sosyal alanlarda yükselterek, modern ve olgun bir düzeye eriştirmek olan, Türk Kadınlar Birliği'nin başkanlığını Nezihe Muhiddin üstlenmiştir. Tarih 13 Nisan 1970, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini basan, 12 silahlı sağ görüşlü,
Asteğmen Doktor Necdet Güçlü'yü öldürdü. Tarih 13 Nisan 1975, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 4 Hristiyan falangiste karşılık, 27 Filistinlinin öldürülmesiyle, Lübnan İç Savaşı başladı. Lübnan İç Savaşı, 1975 yılından savaşın sona erdiği 1990 yılına kadar Lübnan'da yaklaşık olarak 150 bin ile 230 bin insanın ölümüne neden olmuştur. Yaklaşık 350 bin kişi yaralanmış, 1 milyondan fazla insan da ülkesini terk etmiştir. Soğuk Savaş dönemi Lübnan'ı ciddi şekilde etkiledi ve 1958 tarihindeki siyasi kriz ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin Beyrut'a çıkarma yapmasıyla sona ermişti. İsrail'in kurulması ve yüz binlerce Filistinli mültecinin Lübnan'a yerleşmesi, dini çatışmaları arttırdı. Silahlı FKÖ gerillalarının ülkeye girişi ciddi siyasi sorunlara sebep oldu. FKÖ'nün gelişi, Filistinli mültecilerin silahlanması farklı gruplar arasındaki sürtüşmeyi hızlandırdı. Tarih 13 Nisan 1987, Profesör Doktor Ekrem Akurgal, Aziz Nesin, Profesör Doktor Rona Aybay, Panayot Abacı ve Oğuz Aral, Türkiye-Yunanistan Dostluk Derneği'ni kurdu. Tarih 13 Nisan 1994, kamuoyunda Rütük Yasası diye bilinen radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkındaki Mülga 3.1984 sayılı kanun mecliste kabul edildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu veya kısaca Rütük, Türkiye'de faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyonların yayınlarını denetleyen kamu kuruluşudur. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Mustafa Kemal Atatürk. Tarihin izleri sundu.